mevcut süreyi mi gösteriyorum? Bak onu Evet. bilmiyorum. Herkese merhaba. Herkese merhabalar sevgili bir otizm hikayesi Ahmet Eren. Evet. Sen de el salla bakalım Eren. Evet Eren, ne anlatacağız bugün? Bugünkü konumuz nedir Eren? Bugün neden bahsedelim? Evet Eren, biraz kendinden bahsetsene Eren. Biraz kendini tanıt bakalım. Merhaba, ben Ahmet Eren. Soyadım Kolaylık ve 12 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Nerede doğdun? Kadıköy'de. Hangi şehir? İstanbul. Şu an nerede oturuyorsun? Ümraniye İstanbul'da. Aferin. Hangi okula gidiyorsun? Mebruke Salih Koçak Ortaokulu. Kaçıncı sınıf? 6. sınıf. Kaç kardeşsiniz? 2. 2. Sen hariç herhalde. Sen hariç mi, sen dahil mi? Dahil. Sen dahil olunca mı? Hangi kardeşlerin var? Kardeşlerin isimleri söyle. Emir. Başka? Başka yok. Nasıl yani? Mert'i unuttun mu? Mert. Mert yok mu? Var. Mert senin kardeşin değil mi? Evet. He, tamam, kardeşsiniz. Peki Emir kaç evet. yaşında? 12. 12 yaşında. O senin ikizin mi? Evet. Aynı anda mı doğdunuz? Evet. Kim daha önce doğdu? Ben ve Emir. Sonra peki. Mert doğdu. He. Ben ve Emir doğduk. Sonra Mert mi doğdu? Sonra Mert doğdu. Peki, tamam. Nasıl gidiyor tatil? Ben ve Emir doğduk. Sen niye böyle konuşuyorsun? Sonra Mert doğdu. Peki tamam, şimdi nasıl gidiyor ben tatil? Ben ve Emir doğduk. Tamam, bu tekrarlar. Sonra yapmaz. Mert doğdu. Ben ve Emir doğduk. Yine takılmaya mı başladın? Sonra Mert doğdu. Tamam. Bugün geçiyoruz. Şimdi bugün ne yaptın bakalım? Bugün nasıl geçti? Önce ben ve Emir doğduk. Sonra Erencim. Mert doğdu. Eren, değiştir bakalım bu konuyu. Bugün ne yaptın, anlat bakalım. Bugün ne yaptın? Evet, bugün ne yaptın, anlat bakalım. Bugünkü gün nasıl geçti? herkese merhabalar. Aslında bugün Eren'le başladık açılışı da. Bugün biraz daha farklı bir canlı yayın olmasını istiyorum. Aslında uzun zamandır bir video çekmeyi düşünüyordum. Bu Instagram hesabını açalı sanırım bir 2-3 sene oluyor. Bu hesabı açma sebebimiz aslında Eren'in hikayesini paylaşıp tecrübelerimizi sizlere aktarmak idi. Yeni tanılan kişilere aktarmaktı. Ve belki yani şu an 100'ün üzerinde paylaşımımız var. Ve özellikle paylaşımlarımızda Eren'in ilk baştan tanı sürecini adım adım anlatmaya çalıştık. Ya tabii belki çok eski mesajlara gitmek biraz zor olabilir ama yani detaylı olarak Eren'in hikayesini merak edenler aslında Instagram sayfamızda bütün gerekli olan bütün her aşamasıyla ilgili, yani doğumundan, gelişiminden, teşhisinden, sonraki işte okul öncesi, okul sonrası, ilkokul ve ortaokul dönemlerine dair birçok paylaşımda bulunduk. Ama işte aslında onun dışında ayrıyeten de video şeklinde de anlatmayı istiyorduk. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Bugünkü canlı yayında da biraz buna başlayayım dedim. En azından hızlı bir şekilde, artık şu bir saat ne kaç dakika sürer bilmiyorum bu canlı yayın ama en azından şu an hızlı bir şekilde Eren'in sürecini bir anlatmak istiyorum. Yani sorularınız olursa, vakit kalırsa cevaplamaya çalışırım zaten. Onun dışında, yayın dışında da zaten her türlü sorunuza cevap vermeye çalışıyoruz. Eren, evet 12 yaşında. Kaç yaşında teşhis oldu? Yani 2-2,5 yaşında teşhis kondu. Yani şu an şimdiye kadar ki duyduklarımıza, gözlemlerimize göre yani Eren de 2 yaşına kadar
normal gelişim gösteren, herhangi bir problem tespit edilmeyen bir çocuktu. Birçok çocukta da aslında şu an görüyorum ki otizm aslında böyle çok erken yaşlarda belli olan, belirtilerini gösteren bir durum olmayabiliyor. Özellikle tam tersi, hatta 2-2,5 yaşına kadar her şey normal olabiliyor. Normal yaşıtlığı seviyesinde olabiliyor. Eren de mesela o şekildeydi. Konuşması vardı, yürümesi, emeklemesi. Yani bu aşamalardan normal yaşıtlarıyla hemen hemen aynı seviyede geçti. İşte bir yaşında konuşmaya başladı. Merhaba. Bir yaşında konuşmaya başladı. Ya algısı açık bir çocuktu. Yani o zaman da yani ne bileyim, yani normal çocukların belki üstünde ilgisi alakası vardı. Hatta işte bizim Instagram'daki eski videolarımıza bakarsanız çoğu o yaş çocuklarından daha fazla algısı açık bir çocuk diyebilirim. Dolayısıyla her şey güzel gidiyordu ama her şey 2 yaşından sonra başladı bizde de. Tabii ne oldu, ne tetikledi açıkçası buna dair net bir şey yok. Tabii o dönemlerde bunu sorguluyorduk. Ne oldu da bu çocuğa bu şekilde değişti, birdenbire değişti. Yani aslında genelde şimdiye kadar bu konuda uzmanların dediklerine göre yani otizm sonradan oluşan bir durum değil. Dolayısıyla artık ya bunu genetik midir, çevre koşulları mıdır, buna dair yani onların tartışmasını yapmanın bir anlamı yok ama bir şekilde bu otizme yönelik bir potansiyel varsa bu çocuklarda er veya geç çıkıyor. Kimisi 6 yaş, 6 aydan sonra çıkıyor. Kimisi 2, 2,5 yaş, 3 yaş sonrası çıkabiliyor. Ama en de sonunda çıkıyor. Ne tetikledi derseniz, yani o zaman da bizim de şeylerimiz vardı, bazı şundan mı bundan mı oldu dediğimiz ya belli travma durumları da tetiklendiği söylenebiliyor. Mesela o dönemlerde Eren çok hareketli bir çocuktu. Oradan oraya koştururdu. Tabii o dönemde birkaç böyle düşme olayları oldu. O düşmelerden dolayı zaten o düşmeler belki yani şu anki o döneme baktığımız zaman o düşmelerden sonra başladı diyebiliriz. Yani bir geriye gidiş oldu. O düşme travması, bu tetikler, tabii onu tetikledi, onu kesin söyleyemem. Kesin öldürdü demek doğru değil. Ayrıca işte bir aylık bir annesiyle bir hacca gitme dönemimiz oldu. O yüzden o dönemde de işte bir ayrılık oldu. Eren annesine çok düşkün bir çocuktu. Ya bu tip durumlar tabii Eren'de olumsuz etkiledi. Tabii bunlar mı tetikledi? Buna dair bir şey demem zor. Ama bir şekilde 2-2,5 yaşından sonra Eren'de gerilemeler başladı. Tabii ne oldu? İlk önce tabii konuşmada gerileme oldu. Sesine ismiyle seslenildiği zaman cevap vermeme durumları oluştu. O dönemde işte kendi dünyasında takılmalar, işte oyuncaklarıyla kendi oynuyordu. Mesela ikiz kardeş Emir'le beraber çok az takılmazlardı. Emir o dönemler daha sosyaldi. Oyuncaklarıyla oynardı. Oyun kurabilirdi, oyun kurardı. Ama Eren tabii o dönemlerde pek Emir'le iletişim içinde kurmazdı. Zaten bir süre sonra Emir de Eren'le iletişim kurmayı bıraktı. Eren kendi haline takılmaya devam etti. İşte dediğim gibi çoğu otizmde görülen işte isme seslenmeme, takıntılı davranışlar, öfke krizleri, ondan sonra göz temasının olmaması gibi durumlar işte 2-2,5 yaşından itibaren başladı. Tabii o dönemlerde kaygılar da has safhadaydı. İşte mesela dükkanlara, kapalı mekanlara giremezdik. Öyle kapalı mekana girdiği zaman öfke krizi oluşurdu. Onun dışında belli şeylere takıntısı vardı. Mesela işte o dönemde işte emzik ve battaniye takıntısı vardı. Sürekli emzik ve battaniye yanında olacak. Bir yere gittiğimiz zaman dışarıda bile olsak o battaniye omuzunda olurdu. Eren çok az uyuyan bir çocuktu. Uyku düzeyinin çok fazla yoktu. Yani bu tip belirtiler vardı. Tabii biz de o dönem 2 yaşından sonra şüphelenmeye başladık. Yani bu çocukta bir anormallik var. Tabii o dönemde otizmi bilmediğimiz için açıkçası çok aklımıza gelmedi. Otizmden haberdar değildik. İşte
bir şekilde birilerinin de tavsiyesiyle, yönlendirmesiyle bir şekilde bu çocukta bir anormallik var, bir farklı gelişim gösteriyor. O yüzden bir psikiyatriste gidin denildi, daha sonra psikoloğa gidin denildi ve biz de gittik. Ve o da o zaman da işte teşhis kondu, otizm teşhis kondu. Yani bu dönemde tabii yani o aşamada benim şimdiye kadar ki aslında tecrübelerime göre yani çocuğunuzda normal gelişim gösteren çocuklara göre bir farklılık varsa belki bunu tabii çok fazla kaygılanmaya veya vesvese yapmaya gerek yok. Gerekirse kuruntu yapmaya gerek yok ama anneler özellikle babalar bunları için hissedebiliyor. Yani bir anormal bir gelişim varsa mutlaka bir uzmana danışmakta, sormakta fayda var. Her problemde olduğu gibi otizmde de erken teşhis ve tedavi çok önemli. Yani ne kadar erken tanı konursa ve eğitime başlanırsa bu çocuklar o kadar hızlı ilerleyebiliyor. Ve her çocuğun tabii ki gelişimi, ilerlemesi farklı. O yüzden yani benim tavsiyem tabii bu tanı sürecinde ailelerin psikolojileri de çok önemli. Yani o dönemde yani biz bilmiyorum yani çok fazla açıkçası kabullenmede çok fazla zorlanmadık. Belki bu ilk başlangıçta otizmin ne olduğunu bilmiyorduk. Haberdar değildik. İşte sonradan bu tanı konduktan sonra araştırmaya başladık. İşin içine girdik. Zor bir durum. Gerçekten kabullenmesi zor bir durum. Sonuçta ne olacağı belirsiz bir süreç. Yani çocuğunuz konuşabilecek mi? Normal yaşlılara seviyesine gelebilecek mi? Bu akademik olarak olabilir, iletişim anlamında olabilir. Bütün bunları bilmiyorsunuz. Tabii o dönemde de bir de internete girip farklı yerlerden bilgiler edindikçe gerçekten insan karamsarlığa kapılabiliyor. Yani çok fazla araştırmak bazen iyi, bazen kötü. Ama önemli olan tabii doğru kaynaklardan araştırabilmek. Bu önemli. Yani biz de ilk başlangıçta bu tanıyı aldıktan sonra bir sarsıldık. Bu nedir, neden oldu? Tabii ilk başta aklımıza neden oldu? Biz işte o ayrılıktan dolayı mı, işte Eren düştüğünden dolayı mı bu hale geldi gibi yani sorguluyorduk. Ama tabii buna sorgulamakla vakit kaybetmek doğru değildi. Biz de artık o an ne yapabiliriz? Bunun çaresi nedir, çözüm nedir? Ona odaklanmaya çalıştık. İşte hızlı bir şekilde işte bu rapor sürecine girdik. Eğitimlere başladık. Tabii o rapor sürecinde en büyük tabii bütün aileleri yıkan rapordaki engelli ifadesi. İşte o aşamaları hızlı atlatabilmek çok önemli. Gerçekten tabii kolay değil. Bunu yaşamayan anlayamaz. Ama bu tanı sürecinden sonraki ailelerin, anne babaların kabullenme süreci çok önemli. Hızlı bir şekilde, ne kadar hızlı kabullenirlerse ve ne olduğu önemli değil. Bir çocuk neden böyle olduğunu açıkçası çok fazla sorgulamanın hiçbir önemi yok. Genetik de olabilir, çevresel faktörler de olabilir. Zaten bilinmiyor zaten. Bilinmeyen bir şeyin sebebini sorgulamak anne babalar için vakit kaybından başka bir şey değil. O yüzden benim tavsiyem hızlıca kabullenip eğitim sürecine başlamak. Tabii burada kabullenme aşamasında anne babanın birlikteliği de çok önemli. Yani burada çok duyuyoruz ne yazık ki. Bilmiyorum o konuda bir istatistik var mı bilmiyorum ama özel gereksinimli aileler, anne babaların boşanma oranı eminim ciddi oranda yüksektir. Yani burada tabii sadece anne babaların bir tanesinin kabullenmemesi genellikle tabii ki buna sebep olabiliyor. Bu durumda bütün yük annelere kalıyor ve nadiren de babalara kalabiliyor. Ya işte bu durumları atlatabilmek lazım. Yani burada çok şükür biz öyle bir şey yaşamadık. Yani burada profesyonel destek almak çok önemli. Yani insan bazen tabii profesyonel destekten de çekinebiliyor ama en öncelikli anne babanın destek olması, o sürece bu otizmle mücadele sürecine hazır olması lazım. Eğer hazır değilse zaten baştan yenik bir şekilde başlamış oluyorsunuz. Yani o yüzden önce belki çocuğunuzdan ziyade önce biz nasıl
kendimizi daha güçlü hale getirebiliriz. Hem psikolojik anlamda hem bilgi anlamında. Burada bilinçli olmak da çok önemli. Belki bilenler biliyordur. Yani ben bu noktada Otizm Dergisi hesabı altında da bu konuda aslında o tarafta rol almamın en büyük sebebi kendimi geliştirmek. Sonrasında faydalı olabiliyorsam da başkalarına faydalı olmak amacım. Yani bu tip durumlarla mücadelenin en başta yolu bilgi sahibi olmak, bilinçli anne baba olmak. Zaten ondan sonrası daha kolay bir şekilde süreç ilerliyor. İşte biz de o dönemler bu kadar bilgili değildik, bilmiyorduk. Bize düşe kalka öğrendik. İşte özel eğitimcilerimizle, bize fikir veren, yol gösteren danışmanlarımızla bu yola girdik. Ne yaptık? Tabii psikiyatristlere gittik. Daha özel eğitime tabii başladık, rehabilitasyonla. Rehabilitasyonla kalmadık. Ne yazık ki hafta 2 saat rehabilitasyon, özel eğitim bu çocuklar için yeterli değil. İşte bu da bizim kendi insan bizlerin maddi imkanlarına bağlı. Yani imkanlarımız çerçevesinde evde ek ders aldırmaya çalıştık. Yoğun bir şekilde eğitimlerle bu süreci başlattık. Bize en fazla gelen sorulardan birisi ilaç başladık mı? Ya psikiyatriste gidince belki %90'ı ilaç başlatıyor. Biz de o dönemde sanırım 3 yaşında galiba başlamıştık. 3 veya 3,5 yaşlarında başlamıştık. Risperdal'e başlamıştık. Birkaç ilaç denedik. Fakat o dönemde Eren'de herhangi bir olumlu etkisi olmadı. Biz de bıraktık. Ve uzun bir süre ilaç kullanmadık. İşte sonradan işte anaokul süreci başladı. Anaokul sürecinde işte kreşe gönderdik. Zaten bütün herkesin tavsiyesi kreşe gitmesi, sosyalleşmesi anlamında. Kreşe başladık. Eren kaç yaşında konuşmaya başladı? Aslında Eren dediğim gibi bir yaşından itibaren konuşuyordu. Fakat sonradan konuşmamaya başladı. İsteklerini böyle tek tük kelimelerle ifade edebiliyordu. Sonradan işte yavaş yavaş eğitimlerle açılmaya başladı. O dönemde işte yine yani bütün çocuklarda böyledir ama otizmli çocuklarda özellikle onları konuşturmanın yolu biraz zorlamaktan geçiyor. Yani genelde biz anne babalar bir isteği olduğu zaman bu çocuklarda genelde isteklerini genelde sözel değil hareketlerle ifade etmek isterler. Kendilerini konuşmaya yönelik zorlamazlar. O durumda yapmamız gereken konuşmaya teşvik etmek, onlara yol göstermek olması lazım. Eren de işte böyle bir iki kelimelik ifadelerle isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Bize bir şeyler yaptırmaya çalışıyordu. O dönemde konuşmasını geliştirme anlamında günlük çalışmalarımız vardı. Yani biz elimizden geldiği kadar Eren'e o gün ne yaptığını anlattırmaya çalışıyorduk. Bunları işte ilkokul döneminde yazı yazmayı öğrendikten sonra yazılı olarak günlük tutuyorduk. O gün ne yaptığını. Önce tabii bunun aşama aşama bu süreç. Önce biz söylüyoruz. Bunun replik verme deniliyor. Yani biz o gün ne yaptığını onu anlatıyoruz. O tekrarlıyor. Daha sonra bunu yazılı hale getiriyor. Bir süre sonra tabii bunun görüntülü olarak video şeklinde de günlük çalışmalarımız oldu. Bunların ciddi faydası oldu. Yani bu çocukları zorlamak gerekiyor. Zorladıkça bu çocuklar açılıyorlar. Olması gereken seviyeye geliyorlar. Ve bu tabii süreç kolay bir süreç değil. Zor bir süreç, sabır isteyen bir süreç. Yani biz yani bu 2,5 yaşında yaklaşık bir 10 sene oldu. Yani her dönemde umutsuzluğa da kapıldık, karamsarlığa da kapıldık. Bu çocuk ne olacak dedik. Bu neden bu şekilde oluyor? Ne zaman düzelecek oluyor dedik. Ama eğitim anlamında, özel eğitim anlamında ve ek destek anlamında belki çok fazla yoğun eğitim veremedik ama tabii biraz her çocuğun gelişiminde farklı, bunu da unutmamak lazım. Yani her çocuk kimisi hızlı öğrenir, kimisi yavaş öğrenir. O yüzden beklentilerinizi çocuğun durumuna göre ayarlamak lazım. Biz de işte o dönemde işte umutsuzluğa kapıldığımız
dönemlerin hemen arkasında bizi umutlandıran gelişmeler de oluyordu Eren'de. Tabi bu bizi mutlu ediyordu. Yani en ufak bir iyileşme, olumlu bir gelişme gördüğümüz zaman bu bizi sevindiriyordu. Ama dediğim gibi bu çok inişli çıkışlı bir süreç. Yani, şu an belki 12 yaşında belli bir seviyeye geldi ama hala problemlerimiz var ve önümüzde ergenlik var ve sonrası var. Belirsiz ne yaşayacağımızı şu an bilmiyoruz. O yüzden şu an biz ne yapacağımıza odaklanıyoruz. Elimize geleni yapıyoruz. İşte anaokul sürecinde de işte kreş süreci oldu. Yani Eren zeka anlamında yani algısı açık bir çocuk. Verildiği zaman alıyordu. Onu gördük. Yani ne kadar fazla eğitim. O yüzden bu işin tek yolu, en birinci çözümü özel eğitim, yoğun bir şekilde özel eğitim. Tabii biz farklı şeylere de denemiştik. Duyu bütünlemeye gittik. Yaklaşık herhalde bir 6 ay gibi duyu bütünlemeye gittik. Bu dönemde takıldım bayağı. İşte duyu bütünlemeye gittik. Sporu denedik. Başka yani o an otizme çare olacağını söylenen çoğu şeyleri denedik. Ama en fazla özel eğitimden fayda gördük. Diyeti de deneme teşebbüslerimiz oldu fakat onu yapamadık. Ahmet Aydın'a gittik. Fakat onu uygulayamadık. Eren zaten çok seçici bir çocuktu. O yüzden o konuda yapmadık. Etkisi nasıl olurdu açıkçası benim hala içimde ama yapamadık onu. Onun dışında işte ilkokul sürecini açtık. Anaokulundan sonra ilkokul süreci başladı. İlk başlarda bir tabii ilkokulda da her özel gereksinim çocuk sahibi ailenin karşılaştığı endişe kabul edilme okul yönetimi ve öğretmenler tarafından kabul edilme kaygısı. Biz de tabii onu başlarda yaşadık. Bu çocuğu kabul eden bir öğretmen bulabilecek miyiz? Ya sağ olsun Hakkı Korkmaz hocamız o dönemde bizi kabul etti. İlk defa bir otizmli öğrenciye sahipti. Tanışmıştı. Ya bizim de otizmi öğrendi diyebilirim. İşte bir ilk başlarda bir Eren'i kaynaştırma öğrencisi olarak başladı. Sonrasında kaynaştırma öğrencisi olarak başladı. Sonrasında da bir ilk ay yaklaşık sanırım 2-3 ay bir gölge öğretmensiz denedik. Daha sonrasında da gölge öğretmensiz olmayacağını gördükten sonra da gölge öğretmenle devam ettik. Bu arada sorular geliyor galiba da ben sorulara çok bakmadan direkt gidiyorum. Şöyle bir hızlı bir şekilde sorulara bakmaya çalışayım. Ergoterapi duyu bütünlüğü çok önemli. Bakayım şöyle hızlı bir şekilde sorulara bakıyorum. Bakayım soru varsa ne alacağım da. Neyse. Çok fazla. Yani çok fazla bir soru göremedim. Devam edeyim ben. İlkokul sürecinde işte kaynaştırma olarak devam ettik. Gölge öğretmenlerle devam ettik tabii ki. Gölge öğretmenlerle devam ettik. Çünkü Eren sınıfta durmuyordu. O zamanlar hareketliydi. Derse odaklanmıyordu. İşte sesler çıkartarak, yerinde durmayarak sonuçta okulun düzenini bozuyordu, sınıfın düzenini bozuyordu. İşte gölge öğretmenle destekledik. Tabi burada gölge öğretmen konusunda ne diyebilirim? Yani gölge öğretmen, yani o konuda da sorular geliyor. Yani gölge öğretmen seçerken nelere dikkat ediyorsunuz şeklinde. Yani orada aslında sizin çocuk beklentinize göre değişir. Yani burada hem maddi imkanınıza göre değişir, çocuğunuzun durumuna göre değişir.
Yani eğer gerçekten biraz daha kaliteli, çok fazla beklentiniz varsa, biraz daha profesyonel anlamda bir gölge öğretmenle çalışmak istiyorsanız da bunun da maddi olarak mutlaka bir bedeli oluyor. Tabii o zamanlar en büyük sıkıntı her okulda gölge öğretmen kabul edilmeyebiliyordu. Ama tabii ilkokulda bu biraz daha basit. Şimdi biz ortaokuldayız ve ne yazık ki gölge öğretmenle kabul edilmedi. Tabii şimdi biraz yasal olarak böyle bir hakkımız var ama şimdilik gölge öğretmensiz bir şekilde gidiyor Eren. Gölge öğretmenle iyi kötü bir şekilde ilkokul dönemini atlattık, bitirdik, tamamladık. Tabii o dönemde de problemler oldu, krizler oldu, ciddi sorunlarımız oldu. Ama bir şekilde gölge öğretmenimizin de desteğiyle o dönemleri atlattık. Eren okuma yazma biliyor. İdi o zaman ilkokul döneminde okuma yazma biliyordu, o konuda bir sorun yoktu. Ama tabii okuduğunu anlama, yorumlama, yorumlama, soruları cevaplama, yani biraz böyle mantık gereken, düşünme gereken, yorum gereken durumlarda zorlanıyordu. Hala o konuda tam normal seviyede değil, zorlanıyor. Dolayısıyla bu tam iletişim anlamında Eren kendini sevdiren bir çocuk aslında. En güzel tarafı o. Yani okulda, ilkokulda da, ortaokulda da arkadaş ilişkileri anlamında hiçbir zaman sorun yaşamadık. Bir şekilde kendisini sevdiriyor. Arkadaşları seviyor, onu kolluyorlar. En güzel tarafı o. O konuda çok şükür bir problem yaşamadık. Her zaman arkadaşlar onu destekledi, kolladı. Onun yanında oldular. Eren de okula gitmeyi seviyor. Arkadaşlarıyla beraber olmayı seviyor. Yani kendince onların arasına girmeye çalışıyor. Tabii bu yeterli düzeyde değil. Ama en azından teneffüse çıktığı zaman onların peşine koşturuyor. Bazen en fazla tabii onlar da oynadığı kovalamacı tarzı oyunları seviyor. Onlarla kendince iletişim kurmaya çalışıyor. Tabii bu güzel bir şey. Ama tabii daha alınacak çok mesafemiz var. Daha sonra işte ilkokul dönemini bitirdik. Daha sonra ortaokula başladık. Ortaokulda da yine benzer endişeler. Orada gölge öğretmenle başlayamadık. Şu an tek başına gidiyor. Tabii burada onun sonucu, yani tek başına olmasının da ve tabii ortaokulda birden fazla öğretmen olduğu için öğretmenlerin adaptasyonu, yönlendirmesi de, Eren'i kontrol etmesi de tabii sıkıntı oluyor. Yani Eren, belki bütün çocuklarda böyle bir durum vardır ama Eren ortama göre, kişiye göre muamele ediyor. Yani karşı taraf eğer otoriterse, taviz vermiyorsa, kuralları netse ve belirlenmişse Eren o kurallara uyuyor ve devam ediyor. Bir sorun çıkartmıyor. Ama en ufak bir taviz olma durumunda, kuralsızlık durumunda, belirsizlik durumunda tabii ki Eren de kafasına göre takılıyor, kendi dünyasına dalıyor, problem davranışlar sergiliyor, kendi kendine konuşuyor, sesler çıkartıyor. Bu da tabii öğretmenleri zorlayan bir durum. Yani burada tavsiye edebileceğim ne var? Açıkçası en başta okuldaki öğretmenlerle iletişimimiz çok önemli. Bu özel eğitim, otizm eğitimi bir ekip işi. Ve bu ekibin aslında başı anne baba olması lazım. Yani bu eğitimi kimseye bırakmayın. Yani bir özel eğitimciye bırakmayın. Veya başka birisine bırakmayın. Bunu siz sahiplenin. Bu süreci siz sahiplenin. Çünkü bu sadece bu otizm tedavisi sadece özel eğitimle sınırlı değil. Tamam, en büyük parçası, en önemlisi özel eğitim ama sadece özel eğitimle olmuyor. Yani bu işi, bunu destekleyen işte duyu bütünleme, spor, işte farklı sosyalleşme aktiviteleri, yani okuldaki akademik dersler, okuldaki öğretmenlerle iletişim, yani psikoloğu, psikiyatristi, bütün bu kişileri gerekli zaman yönlendirecek, koordine edecek olan bizleriz. İşte o yüzden anne babanın bilinçli olması çok çok önemli. Burada sen bir çocukların eğitimini bir özel eğitimciye bırakırsak veya işte bir psikoloğa bırakırsak veya başka birisine bırakırsak kesin problem olur. Kesin ilerleme gösterilmez. O yüzden bizlerin bilinçli olup bu kişileri, bu uzmanları bir şekilde koordine etmemiz lazım. Ya yani biz de o dönemde
İşte özel eğitimcimiz vardı, okul vardı. Ya bunları bir şekilde birleştirmek gerekiyor, iletişimi sağlamak gerekiyor. Biz o dönemde ne yaptık? İşte WhatsApp grupları kurduk. İşte WhatsApp grupları üzerinden yaptığımız ödevleri işte ilettik öğretmenlere. İşte özel eğitimci de vardı o grupta, bazen öğretmen de vardı. İşte ne bileyim atıyorum, yaşam koçu da vardı. İşte gölge ablası da vardı. Bütün herkes o artık işte biz evdeki durumlara dair videoları çekiyorduk. İşte problem durumunda ne yapıyor, biz ne yapıyoruz. Bunları bir şekilde bu kişileri paylaşıp hem onların erenin durumunu doğru tespit edip, doğru analiz edip bizi doğru yönlendirmelerini bekliyorduk. Yani siz de eğer böyle bir şey yapmıyorsanız tavsiye ederim. Yani bu iletişimi sağlamak çok önemli. Yani ve bunu aslında özel eğitimciler de genelde siz talep etmezseniz onlar sizi yönlendirmez. Yani sadece işte gidip 45 dakika sonrasında işte gel bir bilgi alıp, ödevi alıp evde işte yaparsınız veya yapmazsınız geri bildirim vermezseniz öğretmeni, öğretmen size yönlendirmez. Ve belki istekli de olmaz ve o da motivasyonunu kaybeder. Yani siz ama istekli olursanız, ona bilgi verirsiniz, ara ara işte videolar paylaşırsanız, ona bilgi verirseniz onun da motivasyonu artar ve size daha fazla destek verir. O yüzden bu iletişimi sağlamak çok önemli bu süreçte. Başka sonrasında işte ilkokul, ortaokul, zaten şu an 6. sınıf ortaokuldayız. Eğitimlerimiz devam ediyor. İşte dediğim gibi burada dönem dönem işte eğitimleri olarak destekledik. Maddi durumumuza bağlı olarak evde ders aldırdık. Rehabilitasyonda ek dersler aldık. İşte farklı odayı bütünlüğü, spor tarzı şeyler yaptık. İşte yani elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde desteklemeye çalıştık ve çalışıyoruz da. Şu an öğrenme seviyede açıkçası iletişim anlamında şu an daha fazla en azından isteklerini belirtiyor, ifade ediyor, cümleler kullanıyor, işte sorulara cevap veriyor. Ama tabii bu yine tam böyle kendi dünyasından çıkmış değil. Yani sonuçta kafa kendi dünyasında hala. Ama dışarıyla bir iletişim kurmak istediği zaman en azından karşı tarafa gidebiliyor. Ve artık böyle belki son 1-2 senedir mantıklı sorular da sormaya başladı. Yani sorguluyor bazı şeyleri. Bunlar tabii bizi mutlu eden, memnun eden durumlar. Her şey güzel mi? Belki videolarda böyle bizim en başta amacımız umut vermek. Yani tabii bu umut vermekteki amaç her şey günlük günsallık, hiçbir problemimiz yok manasında değil. Sorunlar yaşıyorum, sorunlarımız var. Yani her otizmli çocukta olduğu gibi takıntılar, kaygılar devam ediyor. Yani Eren'de en büyük aslında Eren'de bir kaygı durumu çok fazla. Mesela ne bileyim bağlı olduğu işte veya rutininde olan şeyler değiştiği zaman, olmadığı zaman atıyorum mesela internet. İnternet kesintisi tabii dolaylı olarak işte tablet ve bilgisayar gibi şeyleri etkilediği için internetin kesilmesine sebep olan işte elektrik kesintisi gibi durumlar, internetin kesilmesi, elektrik kesilmesi herhalde krize sebep olabiliyor. Veya işte atıyorum biz ondan mesela bir kitabı istiyoruz. O an o kitabı bulamıyor mesela Eren. O an belki çok detaylı o an odak mesela kitap aramaya odaklanmıyor. Sadece kitap o an eline geçecek. Kitabı hemen bulacak. Yani öyle bir şey var. Hedeflediği bir şey var. Kitaba ulaşması lazım. O an ulaşamadığı zaman o an düşünmüyor. Yani ben şuraya bakayım, buraya bakayım demiyor. Direkt böyle krize giriyor. Ağlıyor. Ya biz orada tabii ne yapıyoruz? İşte sakinleştirmeye çalışıyoruz. Sakinleştikten sonra işte sakince aramasını sağlıyoruz. İşte gösteriyor şuraya baktın mı, buraya baktın mı diye sakince aramasını teşvik ediyoruz. Ama genelde onu yapamıyor. Yani sakin arattırsak bile o an mesela yine bir bağırma krizi durumu var. Yani o krizi durumunu tam kontrol edemiyor şu an. Tabii burada özel eğitimcilerimizin önerileri oluyor. Yani tabii orada bizim en başta zaten
bizim sakin olmamız lazım. Yani genelde belki çoğu anne baba bunu yaşıyordur. Çocuklar krize girdiği zaman en başta panik olan anne babalar olur. Dolayısıyla o durumda yapılmaması gereken davranış nedir? İşte dediğini yapmaktır. Yani ne olur biz o krize girdiği durumda bir şey arıyorsa bulamıyorsa hemen biz buluruz. Biz ararız. Onun sakinleşip bulmasını teşvik etmeyiz, sağlamayız. İşte o yüzden en başta bizlerin sakin olup onu sakinleşmesine teşvik etmek lazım. Yani burada da işte değişik teknikler uygulanabiliyor. İşte mesela ne yapıyoruz? Mesela internet kesildiği durumda süre tutuyoruz. Diyoruz işte mesela Eren 5 dakika sonra gelecek diyoruz. Tabii bunu önce alıştırmak gerekiyor. Mesela biz normalde otomatik elektrik kesilmez ya biz mesela kesiyoruz. Diyoruz işte 5 dakika kesilecek diyoruz. Sen susarsan elektrik kesilecek diyoruz. Elektrikler geri gelecek diyoruz. İşte bu tarz teknikler var. Yani bir şekilde onun şeyini, o kaygısını, o anki öfkesini kontrol altında tutmasını sağlamak gerekiyor. Kolay değil. Çok zor. Hala biz bunu tam anlamıyla başarabilmiş değiliz. Ama devam edeceğiz artık. Yani bunu da pes etmek yok. Yani dediğim gibi o aslında onun düzelmesi. Yani bu çocuklarda bir problem davranış varsa onu kontrol altına alınmasında en büyük rol anne babaya düşüyor. Yani anne baba o durumda nasıl davranılacağını bilmiyorsa ne yazık ki o çocuk o durumla baş edemez. Yani çünkü kendi kendine onu öğrenebilecek yetenekleri yok. Dolayısıyla orada bizim nasıl ona davranmamız gerektiğini bilip ona göre onu yönlendirmemiz lazım. O yüzden önce bizim kendimizi kontrol ediyor olmamız lazım. Yani o öfke anında, o kriz anında bizim sakin kalıp onu doğru tekniklerle yönlendiriyor olmamız lazım. Ki bu doğru teknikleri tabii her çocukta değişir. Orada tabii işte uzman desteğine ihtiyaç var. O yüzden yani sizin her yaptığınız şey sonrası eğitimcilerinize geri bildirim verip işte ben şöyle bir durumda şöyle yaptım olumlu sonuçlanmadı daha başka ne yapabilirim veya işte ne gibi yanlışlar yaptım bu konuda eğitimcilerinize geri bildirim vermeniz lazım. Yani burada telefon geldi o yüzden arada bir donmalar olabiliyor. Yani orada anne babanın rolü çok önemli. Anne babanın kendini kontrol etmesi lazım. Nasıl davranması gerektiğini bilmesi gerekiyor. İşte kaygı durumları var. Takıntılar, kendi kendine konuşmalar çok fazla. Yani biz yaklaşık 1,5 senedir galiba bir ilaca başladık. Mecbur kaldık bu ortaokul dönemindeki krizlerden dolayı. İlaca başladık. Yani ilaç konusunda negatif değilim. Her şeyin bir yeri var. Yani ilacında bir faydası var, faydalı olduğu durumlar var. Özellikle zaten o ayrı. İşte duyu bütünleme, işte ne bileyim spor. Her şeyin yeri ayrı. Diyet de mutlaka faydası olan çocuklar vardır. Yani bu durumda benim tavsiyem ya yani şu kesin faydalıdır, faydasızdır. Zaten otizmde böyle bir şey yok. Kesin bir netlik yok. Her çocuğun durumuna göre, gelişimine göre o uyguladığınız yöntemin etkisi farklı oluyor. O yüzden bazı şeyleri denemek gerekiyor. Deneyeceksiniz, yaşayacaksınız. Eğer çocuğunuza yarıyorsa devam edeceksiniz. Yaramıyorsa değiştireceksiniz. Yani bu işin aslında formülü bu. Yaşayıp görmek gerekiyor. Biz de işte 2 senedir ilaç kullanıyoruz. Yani biraz daha işte kendini kontrol edebilmemiz, odaklanması, bazı takıntılarını, problem davranışlarını bastırabilmesi için. Ama ilaçla ilgili de şöyle bir şeye gördük. Yani kullanıyorduk. Şu son zamanlarda biraz azalttık. Yavaş yavaş kesmeye başladık. Ama gördük ki ilaç azaltınca ve ilacı kaldırınca altta yatan o problem davranışlar çözülmüyor. Yani o yüzden de özel eğitim çok önemli. Ama bazen ne yazık ki bazı problem davranışların bastırmadan da başka şeyleri çözemiyorsun. O yüzden bu ilaç ve özel eğitim dengesini çok çok iyi ayarlamak gerekiyor. Biz de şu an gördük. Yani o işte bu ilaca başlamadan önceki problem davranışlar tekrar oluşmaya başladı herhalde. Tekrardan ilaca devam edeceğiz gibi bir süre daha gözüküyor.
Çünkü başka türlü böyle terapiyle, özel eğitim teknikleriyle o davranışları çözmek belki çok zor. Belki çok zaman alacak. Bizim ona enerjimiz, motivasyonumuz, gücümüz yok. Psikolojimiz yetmiyor. O yüzden ilaç kullanmak da gerekebiliyor. Tabii burada yani her şeyi işin ehlinden, uzmanından yapmak lazım. Bir de şey var, yani bu süreçte ne zaman ki bir şey yanlış gidiyor, uyguladığınız tedavi işe yaramıyor, geç olmadan değiştirin. Farklı kişilerden fikir alın, farklı önerileri değerlendirin. Çünkü her uzmanın tecrübesi farklı, bakış açısı farklı, uyguladığı teknikler farklı. O yüzden sizin çocuğunuzu çok iyi takip ediyor olması lazım. Gelişimini çok iyi takip ediyor olması lazım. Ona göre de artık eğitimci mi değiştirilecek, farklı tedavi yöntemleri mi bakılacak? Buna karar vermesi gereken anne babadır. İşte şu an tabii bizim Eren'de de bu teknoloji bağımlılığı var. İşte tablet, YouTube, bilgisayar bunlara bağımlı. Yani orada sınırlamaya çalışıyoruz. Mesela işte bu dönemde, tatil döneminde, bu karantina döneminde bu çocuklar tabii plan yapmak çok önemli. Bu işte etkinlik çizelgesi tarzı şeyler çok önemli. Yani çocukların ne yapacağını somut bir şekilde göstermek gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? İşte günlük planını tahtaya yazıyoruz. Yazılı bir şekilde onları aktarıyoruz. Orada tabii bunun farklı teknikleri de var. O çocuğun durumuna göre de değişiyor. Yani bazılarına görsel resimlerle de anlatmak etkili olabilir. Herhalde yazıyla anlatmak yeterli oluyor. İşte o gün ne yapacağını işte saat saat planlıyoruz. Tabii burada bu sistemi açıkçası oturtmak istiyoruz. Çünkü başıboş bırakınca Eren mecburen tablete sarıyor. Yani çünkü evde, sabahtan akşama kadar evde, başka ne yapacak? Yani ve aklında sadece tablet olduğu için başka şeylere yönlenmek istemiyor. O yüzden biz işte zamanını biz planlıyoruz. Bazen onun fikrini alaraktan planlıyoruz. Ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreci oturtmak da zor, zaman alıyor. Yani sadece oraya yazmakla olmuyor tabii ki. Takip etmeniz gerekiyor, yönlendirmeniz gerekiyor. Oraya yani yine uğraşılması gereken bir süreç. Bu tarz şeyler uygulanabilir. Uygulamaya çalışıyoruz bizler. Tabii daha tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. Yani bu çocukların boş bırakmamak gerekiyor, meşgul etmek gerekiyor. İşte fırsat eğitimi deniliyor. Yani anne baba evet eğitimci olmamalı, olamaz. Ama sonuçta zaman çoğunda onunla birlikteyiz. Biz hangi durumda nasıl davranacağını bilirsek, eğitimci modunda değil ama anne baba modunda, rolüyle onlara gereken şu an iyi mi bilmiyorum. Yani o yüzden ben evde ne yapacağım diye belki çok fazla hepimizin kafasında var. Belki biraz rahat olmak lazım. Biraz süreci bırakmak lazım. Belki çocuğu tanımak lazım. Çocuğun ihtiyaçlarını görmek lazım. Bazen şey de yaşıyoruz. Yani Eren'de bazen o kendisi yönlendiriyor zaten hangi durumda ne yapılması gerektiğini, problem davranışları ile ilgili. O yüzden çocuğunuzu çok iyi tanımak da çok önemli. Onun dışında yani şu an için yani Eren yeterlik mesela şimdi ergenlik var. Ergenlikte ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Tabii yavaş yavaş böyle ergenliğin belirtileri tabii olduğu için sıkıntılar başlıyor, problemlerimiz başlıyor. Tam ergenliğe girince bakalım neler yaşayacağız. Tabii her zamanki endişelerimiz ortaokul sonrası liseden ne olacak, işte üniversiteye gidebilecek mi, bu çocuklara nasıl bir yetenek kazandırıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırız. Bütün bunları düşünüyoruz. Bunların kaygısı var. Ama açıkçası çok da düşünmemek lazım. Yarına ne olacağımız belli değil. O yüzden biz şu ana odaklanıyoruz.
Yani yetenek anlamında Eren'de aslında çok potansiyel var. Tabii bu dediğim gibi yani beklentinizi çocuğa göre belirlemek lazım. Yeteneklerini de veya gelişim alanlarını da çocuğa göre belirlemek lazım. Ama şöyle bir gerçek var ki ne seviyede olursa olsun her çocuk gelişiyor. Yani buna kesin emin olabilirsiniz. Yani doğru eğitim uygulandıktan sonra, yoğun eğitim uygulandıktan sonra bu çocuklar mutlaka gelişiyor. Buna inanın ve devam edin. Biz de Eren'de buna devam ediyoruz. İşte farklı denemeler yapıyoruz. İşte piyanoya başlattık. Ya zaten yabancı dil o tarz şeylere ilgi duyuyor. Yatkın bir çocuk. Ya aslında ya teknolojiye merakı var. Bu zararından çok ben faydası olabileceğini de düşünüyorum. Tabii doğru yönlendirmek lazım. Ben de bilişimci olduğum için açıkçası elimden geleni yapıyorum. Yani bu çocuklar ne verilirse alınabilecek kapasiteleri var. Ama tabii normal gelişim gösterenler şeklinde değil, farklı şekilde belki vermek lazım. Şimdi bu bilgiyi nasıl vereceğinize keşfetmeniz lazım. Mesela Eren kendi kendine öğreniyor. Yani ben onun başına, onunla beraber oturup şunu şöyle yap, bunu bir şey öğretmeye çalıştığım zaman beni dinlemiyor. O yüzden ben mesela Eren'i rahat bırakıyorum. Tabii yanı başında olmak gerekiyor. Bazen o sınırlarını çizmek gerekiyor kesinlikle. Ama Eren kendi yolundan gidiyor. İlgisi varsa öğreniyor zaten. O yüzden sizler de çocuklarınızın yeteneklerini, gelişim alanlarına odaklanmanız lazım. Hep öyle derler. Yani olumsuza değil, olumluya bakmak lazım. Yani ve emin olun o olumlu yönlerinden de mutlaka faydalı şeyler çıkacaktır. Atıyorum ben mesela şu an Eren belki çok rahat konuşamayacak, çok rahat kendini ifade edemeyecek ama müzik alanında da bir yeteneği olabilir. O alanda da belki bir kariyer sahibi olabilir. Veya teknoloji anlamında da, bilgisayar anlamında da, teknoloji anlamında da bir şeyler yapabilir. Şu an onu öngörebiliyorum, görebiliyorum. Yani o potansiyel var. Ve onun üzerine gitmeyi düşünüyorum. O taraflardaki kendini geliştirmesini sağlamak istiyorum. Yani o yüzden siz elinizden geleni yapın, ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. Zaten bu işi bitiren, belki öldüren tek şey ümitsizliktir. Güzel şeyler mutlaka oluyor. İlerlemeler oluyor. En önemlisi tabii en başta da söyledim de anne babanın sağlam olması, birliği, beraberliği ve psikolojisi. Yani bu çocukların eğitimine önem verdiğinizden belki daha da fazlası kendinize önem vermeniz lazım. Kendi psikolojinize, sağlığınıza, maddi manevi sağlığınıza önem vermeniz lazım. Hepimizin korkusu biz öldükten sonra bu çocuklar ne yapar? Ne yapacak? Tek başına nasıl yaşayacak? O yüzden kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Psikolojimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Çünkü yani hepimiz fark etmişizdir. Yani bu çocuklarla evde uğraşabilmek için bizim motivasyonumuzun, psikolojimizin sağlam olması lazım. Yani çoğu zaman yani onu ayakta tutmak zor bir şey. Çoğu zaman işte iş yorgunluğu, iş stresi, başka problemler, annelerin özellikle işte ev işleri, başka sıkıntılar oluyor. Yani tek problemleri, tek meşguliyetleri çocuk olamayabiliyor. O yüzden daha fazla böyle çaresiz hissediyorlar, yıpranıyorlar. Bu durumları da tabii ki çocuklarını etkiliyor. Babalar yine aynı şekilde. Babaların en büyük sorunu tabii dışarıda oluyorlar. Evde anne kadar ilgilenemiyorlar. Eve geldiği zaman tabii başka stresler olabiliyor. Çocuklara ilgilenemiyorlar. O yüzden bizlerin motivasyonunu yüksek tutmak çok önemli. Yani bunun için gerekiyorsa psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Hatta mutlaka alın yani bu konuda çekinilecek bir şey yok. Kesinlikle alınması lazım. Yani çocuğunuzun eğitiminden bu daha da önemli. Çünkü siz sağlam olmazsanız, ayakta olmazsanız, psikolojiniz sağlam olmazsa onlara hiçbir faydanız olmaz. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. 50 dakikaya yakın olmuş. Biz elimizden geldiği kadar sorularınıza zaten direkt böyle direkt mesaj atılanlara cevap veriyorum. Ara ara böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Aslında bu ilk oldu. Bunu uzun zamandır yapmayı düşünüyordum ama
İşte sorularınız, farklı sorularınız olursa elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım. Zaten Otizm Dergisi kapsamında elimden geldiği kadar hem kendime hem başkalarına bilinçlendirme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Mesela her anne babanın aslında bir şey, hobisi olması lazım. Kendini motive edecek bir şey olması lazım. Benim için de bu sosyal medya üzerinden yapılan faaliyetler beni motive ediyor açıkçası. Yani o yüzden aslında zaten çok önemli. Sosyal medyanın gücünü gerçekten iyi değerlendirmek lazım. Birçok bilgi veren sayfa var. Onları takip etmek lazım. Yani kendini geliştirmek isteyen insanlar için kaynak çok fazla. Birlik, beraberlik çok önemli. Burada zaten yani bizim bu sayfadaki amacımız, belki bizim bu verdiğimiz bilgiler çoğu kişi tarafından bilinen, yaşanan bilgiler, ama işte tecrübe paylaşımı, bunları paylaşmak çok önemli. Herkesin deneyimi farklı. Bizler de kendi çerçevemizde tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Yani çünkü bizi bizden başka anlayan yok. Ve bir problem olduğu zaman zaten sosyal medyanın gücünü artık görüyoruz. Yani en ufak birçok olay oldu. Aksaray olayı olsun, birçok mağdur durumda zarar verilen çocukları gördük. Artık sesimizi daha fazla duyurduğumuz kesim. O yüzden bu sosyal medyayı iyi kullanmak lazım. Birlik olmak lazım. Dernekleri desteklemek lazım. Yani artık eskisi gibi değil. Şu an en ufak bir şeyde sesimizi daha rahat bir şekilde duyurabiliyoruz. Şimdilik bu şekilde. Sorularınız olursa her zaman bekleriz. İletebilirsiniz her türlü. Ara ara böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Böyle aklıma gelen farklı konular olursa, öğrendiğim, yaşadığım tecrübeler olursa paylaşmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.